Hey, this that Eastside Johnny Big Redemption like. Know what I'm talking about? Whoa, 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 whoa. Go and get your money, bitch. None of my hitters on some funny shit. I can tell real about. Herkese merhaba arkadaşlar. Konsol Üstüne hoş geldiniz. Ben Onur Kaya. Sağımda Murat Sönmez. Sizlerle bugün güzeller, güzelliği bir abla. Karşımızda da Lara Croft. Lara Croft. Lara Croft'un tabii biraz daha gençine gidiyoruz bugün. Daha hala toylarımız. Ya canım artık o iş geçti abi. Yalnız Lara gençleşeli çok oldu. Sen hemen önce grafiklerden başlayacağız arkadaşlar. Dedik ki şu işi biraz formalize edelim. Bir takım başlıklar koyalım. Grafiklerden bahsedeceğiz sonra oynanıştan. Evet. Seninle birlikte bir tomba gireceğim, sen çünkü şu onları çok merak ediyordun. Evet. Benim de girmediğim bir mezara birlikte gireceğiz. Ondan sonra oyunun aksiyon tarafına bakacağız. Ondan sonra orada mekanikleri tartıştıktan sonra da kapanışımızı yapacağız. İstiklal Marşı herkes evlere dağılacak. Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle abi. Bilmiyorum ama ona gelmeden önce şunu şöyle biraz sağ alacağım. Xbox One X'te oynuyoruz. Sana şunu söyleyeyim. Bana göre ilk çıkan Lara Croft her zaman daha seksi geliyordu bana. Hı-hı. Bu hoş değil değil mi bu surat? Yani böyle yaptı adamlar artık. Bu üçüncü oyun olduğu için ben hani buna çok artık takılmıyorum. Üç oyundur bunu oynuyoruz zaten yani. O yüzden evet bence de eski Lara Croft'un tercih ederim ben de. Evet. Ama buna da alıştık bir şekilde. Yani çok düşünmedim ben bu ne biçim Lara Croft. Ama şundan çok rahatsız oluyorum. Ben hala seslendirilmesinden telaffuzundan rahatsız oluyorum. Yani o çok böyle itici konuşuyor. Sesimi beğenmedim, telaffuzumu beğenmedim. Sonuçta tam İngiliz aristokratı ama lan bu kadar da değil aristokrat yani. Olmasın yani. Yani. Böyle vurgular falan böyle hoca gibi, öğretmen gibi, Oxford profesörü gibi konuşuyor. Çok hoşuma gitmiyor ama diyecek bir şey yok. Şimdi gelelim abi grafiklere. Bir kez daha söyleyeyim. Xbox One X'te oynuyoruz. Bu 4K değil tabii ki. 1080p'de oynuyoruz. Zaten kaydı öyle yapabiliyoruz. Çok güzel. Tek kelimeyle çok güzel. Yani hiçbir şey söylemez bile. Hani abi muhtemelen PlayStation versiyonunu koysak 4 Pro'yu bilmiyorum ama 4 bundan bayağı zayıf kalacaktır. Çünkü şurada bile dokularda şeyi hissediyorsun. Yoğunluğu, detayı. Yani genelde böyle bu tip şeylerde oyunlarda hani bazı böyle dokular böyle çok böyle standart ve düşük böyle kaplamalıdır. Hı-hı. Mesela şu an üzerindeki bu giydirdiğin senin bu kostümize ettiğin böyle şey bile elbise bile ki bir lokal bir elbise bu. Hı-hı. Hani orada ben varım diye böyle bağırıyor. Artı arkadaşlar çok net söylüyorum herhangi bir aliasing ibaresi yok oyunda şu an. Yani böyle tırtıklanma, muhteşem bir anti-aliasing uygulanmış o çok net belli hani. Baya makineyi sömürüyor ve şey diyorsun ya hani bu jenerasyonda hala böyle grafik nasıl geliyor ya ancak muhtemelen Xbox One X'e söylüyorsun. Yok aslında görünce. Pro'da da oynadım. Pro'da da ben ilk bakışını Pro'da da oynamıştım. Aslında çok büyük bir fark yok. Sadece sanki PlayStation tarafında biraz zorlanıyor gibi. Frame rate stabil değil. Biraz kasıyor gibi. Onu da ama bu o arada, Pro versiyonu unutma. Pro, standart tabii, değil. Onu bilmiyorum. Evet. Onu da bu arada ayarlarda çözünürlük mü yoksa stabilite mi frame rate mi diye seçebiliyorsun. Opsiyon olarak seçebiliyorsun. Işıklandırma üstat. Çok güzel. Işıklandırma dinamik üstadı. Değil. Dinamik daha ne dinamik olsun yani. Çok güzel çok arkadaşlar. Güzel. Kaplamalar, görüş uzaklığı. Bu şunu söyleyebilirim. Işıklandırma. Suyun altı mesela çok onu güzel. Onu az önce gördüm. Hakikaten muazzam bir su şeyi vardı ki biraz sonra muhtemelen gösterir. Gösteririm. Orada yok ama suyun altında gittiğinde böyle hava deliklerine hava alıp tekrar suyun içine her battığında oha ne yapmış bu adamlar da ya. Çok acayip güzel yapmışlar. Muazzam. Yani grafikler konusunda bu yılın hakkını veriyor arkadaşlar. PC daha bile belki çok iyi yani 4K falan çalışırsan sulara mulara. Harika canım. Yani bir de şeyi çok seviyorum. Bak şu tepeyi göstersene bak sağda bak böyle bir şey var ya. Oradaki detay seviyesi bile böyle bozulmamış ya. Evet. O insanı çok rahat ettiriyor. Evet. Yani hani oynayan hiç birine kısılmadığını anlıyorsun. Evet, evet. Güzel. Bu bakımdan çok tatmin edici. Biraz yerde, daha ilerleyelim. Hiçbir yerde blur yok yani. Evet, evet kesinlikle. Böyle şimdi daha yakın objelerde bakalım nasıl gözüküyor şöyle, Murat. Şöyle bak işte. Bak. Biraz böyle duvara yaklaşırsana daha bize. Daha yaklaşamam. Yok ben evet baksana abi bak yani normalde bu hani hep böyle biraz daha böyle düzleştirirler bunu. Tabii. Ama burada çok bayağı şey böyle canım. Çok uğraşmışlar hakikaten. Tebrik etmek lazım. Crystal Dynamics'i demek kaplamalar falan da gayet güzel. Başarılı. Bak genelde Murat bir söyleyeceğim. Biraz daha girsen tek aynı pozisyon alır mısın? Bak bu tip şeylerde böyle gölgelere böyle bakınca gölgeler böyle çok böyle tırtık piksel oluşmaya başlar. Mesela arkadaşlar burada şu an bakın gölgelere bakın.
bunda o yok yani. Hani burada bile oyunun size çözünürlükle alakalı, kaplama kalitesi alakalı bayağı kaliteli iş yaptıklarını bize gösteriyor. Net yani, bir mesaj var teknik burada. Teknik anlamda adamlar yapabileceklerini yapmışlar. Tebrik ediyorum o açıdan. Şimdi hemen sana hikayeyle birlikte bir haritamızı bir gösterelim abi. Burada burası bizim oyun alanımız. Ve oyunun çok büyük bir kısmı da burada geçiyor. Şimdi bir takım spoilerlar mecburen vereceğim arkadaşlar. Mümkün olduğunca az vermeye çalışacağım. Ama burada bir Hidden City diye bir yer var. Bunu söylemem lazım çünkü oyunun yaklaşık %60'dan fazlası burada geçiyor. Böyle bir şehir var burada. Gizli bir şehir var. 3-4 tane de ana alan var. Bir tane buradan başlıyorsun. Bu Kuyaku'ya geliyorsun. Oradan da ana olarak Hidden City'ye geliyorsun. Bir de uzaklarda çok kısa bir San Juan diye başka bir yer var. San Juan. Diye bir, böyle uydu yerler de var iki tane. Genelde burada geçiyor ama siz burada küçük gözüküyor olabilir ama gerçekten harita büyük. Metrekare yani, bayağı büyük. Metrekare olarak büyük. İnsanın aklı karışacak derecede büyük. Çünkü mesela God of War'da da harita büyük ama God of War yatay bir oyun. Çok fazla dikey bir oyun değil. Bu oyunda dağlara tırmanıyorsun, suyun altından geçiyorsun. Bazı mekanlara sadece suyun altından ulaşıyorsun. Bazılarına sadece dağa tırmanıp ulaşıyorsun. Kafanda oyunun haritasını çıkartmak oldukça güç oluyor. O yüzden hani metrekare olarak küçük gözükebilir size ama çok katmanlı olduğu için aslında bayağı bir şey var. Büyük yani çarpı 3 diyorsun. Büyük, hani hacmen büyük bir alan oynuyorsun. Burada kabileler zaten Murat hani zaten daha önce beklentileri... Baldır çıplak abi bunlar. Beklentileri anlatırken söylemiştik hani bir işte hub kısmı, sen zaten şu an galiba oyunun hub'ındasın diye anlıyorum. Öyle bir şey. Peki abicim bize biraz şimdi, senaryo anlatır mısın? Nedir şimdi Murat'ın hikayesi? Abi 3. oyundayız artık. Oyun biliyorsun işte Lara'nın babası ölüyor. Ölmüş. Annesi zaten daha önce ölmüş. Trinity diye bir böyle bir Illuminati benzeri bir adamlar var. Onlarla devamlı mücadele içerisindeyiz. İşte son oyunda da artık işler düğüm noktasına geliyor, çözülme noktasına geliyor. Burada çok önemli bir artifact var. Hem biz hem onlar bu artifact'in peşindeler. Bu dünyayı değiştirebilecek ve bu işte Güney Amerika'dayız biz bu arada. İşte Aztek ve İnka mitolojileriyle böyle yoğrulmuş Peru'dayız. Bir hikayesi var işte Azteklerden kalma böyle çok güçlü bir kutu var. Bir de bizim bir bıçak var. O ikisi bir araya gelince ya çok güzel işler oluyor ya işte kötü çok işler. Büyük felaketler oluyor. Bunların kötü adamların eline geçmesini engellemeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var abi. Şimdi bu şehir böyle işte Hidden City oyunun başında böyle dağları, tepeleri, bilmem neleri aşarak geliyorsun buraya. Böyle ufacık yerlerden geçiyorsun. Gizli mezli. En sonunda buraya geliyorsun. Abi bir geliyorsun. Böyle hepsi baldırı çıplak herifler. Ama bildiğin hepsi Oxford İngilizcesi konuşuyor. O kadar temizler ha. O kadar iyi yani. Dedim ulan Allah'ın Peru'sunda, dağında hiç medeniyetle tanışmamış adamlar bile ne kadar akıcı İngilizce konuşabiliyorlar. Yani adam... Tabi bu mesela böyle değil ama bunu çeviriyor şu an. Konuştuğun herkes çok net, çok güzel İngilizce konuşuyor. Hikaye beni çok fazla sarmadı. Hikaye çok klişelerle dolu. İçinde isyan da var, bilmem ne var. Amerikalıların çok sevdiği bütün şeylerin hepsi var. Böyle temaların hepsini koymuşlar. Nereden gidecektim ben? O yüzden benim pek hoşuma gitmedi hikaye. Biraz basit buldum hikayeyi. Çok da klişe olduğu için de açıkçası hikayeler içerisinde zayıf hikayelerden bir tanesi bence. Tomb Raider'ın üçüncüsü. İlki çok iyiydi. İkincisi de bence çok şey değildi, kuvvetli değildi. Katılırım. Üçüncüsünde de çok fazla o anlamda fazla bir kafa yormamış arkadaşlar. Bitirelim de gidelim hikayeyi gibi bir. Yani çok garip yerlerde kilitleniyor, bir yerlere geliyor. Pek sevmedim yani. Peki. Açıkçası hikayeyi şimdi. Şu nereye gideceğim ben? Şuraya gitmem gerekiyor. Checkpoint koyamıyor musun? Aslında koyuyorsun galiba şey. Yok marker çok yok. İhtiyaç duymadım ama. A'ya basarsan toggle varıp neymiş. Basarsan da koyacak. Yok koymuyor. O sadece şeyin işareti. Büyük dışarıda evet anladım. Evet, onu işaret edebiliyorsun. Ha şurada. Şimdi ben sana şunu göstereyim önce. Onu sen çok merak ediyordun.
şuradan difficulty'ye gelin. Hı-hı. Burada 3 tane farklı zorluk seviyesi var. Daha doğrusu zorluğu 3'e ayırmışlar. Combat var. Evet. Ondan sonra işte ne oluyormuş orada zaten yazıyor. Ben easy alayım mesela. Hı-hı. Onda işte herkes daha düşük damage geliyor vesaire. Evet. Hard'da olunca no hit marker mesela şey yokmuş. Evet. Ondan sonra health regeneration combat esnasında olmayacak. Health'in yenilenme vesaire. Mermeler kıymetli. Evet. Az bulunuyor. Exploration'da senin o çok şey yaptığın hı. gösterme olayı. Aha. Bunu eğer hard'dan alırsan her yer ışıl ışıl hı hı. ışıl diyor. Gitmen yeri yer direkt belli. Görüyorsun hemen. Puzzle'da da işte sana hiç şey vermiyor. Orada dolanıyorsan hı hı. adam sana şuradan şöyle yapmalıyım falan diye bir şey söylemiyor. Ben hepsini en zoru aldım. İyi yapmışsın. Ha. Şimdi şuradan. Hah, ya bu başka ya. Bir girelim bakalım. Bu hakikaten çok güzel ya arkadaşlar. Yani şu sahne var ya beni alıyor yani benden ha. alıyor ya. Bu da çok düşük yani kısa oldu. Böyle suyun altında çok vakit ha. geçiriyorsun ya. O yüzden şuradan hemen onu da göstereyim. Skill'lerde su altında daha fazla soluma olayını hemen almak lazım. Şu galiba. Bunlardan evet. Swimming'de evet. bunun bir yanında da şunda da şey var. Şimdi burada 3'e ayrılmış hı. bir ağaç mı diyelim artık hı hı. ne diyelim. Bir tarafı yetenek ağacı işte. Bir tarafı savaş, bir tarafı exploration'la. Bir tarafı da yine böyle toplayıcılıkla alakalı. Crafting'le, toplayıcılıkla falan alakalı. Burada da arkadaşlar yine size şunu tavsiye ediyorum. Önce şunu alın. Direkt buraya gelin. Bu focus diye bir özellik açıyor. Ben onu çok sonradan fark ettim. Geç aldım mesela. Endurance diye başka bir özellik var. Diğer özellikleri hikaye esnasında veriyor. Heal olmayı. Hı hı. Ama bu ikisini vermiyor mu? Bu ikisini buradan açmanız lazım. İlk işiniz bunlara giden yolu açmak olsun. Birisi işte sana kalkan veriyor. Diğerisi de çatışma esnasında hı hı. zamanı yavaşlatıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani tekrar bir geri gelirsen oraya. Hani biz en son böyle bir skill ağacını seninle Spider-Man'de incelemiştik. Hı hı. Hatırlarsan. Mesela Spider-Man'de o kadar anlattığın detaya göre bu çok daha yüzeysel kalmış. Ve hani tahmin ediyorum burada evet. bunların birçoğu oyuna majör bir şey dokunmuyor. Şey senin evet, baktın değil mi? Doğru, yani böyle doğru. böyle bir şey hissettim ben. Evet. Yani burada bu var çünkü hani bu burada bir metin var aslında hani oyunla alakalı ama o metin bize gameplay'i çok fazla bunu değiştiremeyeceğini aslında bize veriyor. Evet. Değil aynen mi? Öyle. Yani işte en kritikler nedir? Mesela adama arkadan işte gizlice evet. vurduğunda yandakilerin alert olmasını engelleyen evet. mesela şeyler. Öyle çok dediğin gibi yeni dövüş teknikleri, evet. yeni işte silaha yeni hmm. bilmem ne yapmak gibi şeyler var mı? Bu daha yüzeysel dediğim gibi. Çok fazla etkilemiyor yani. Evet, çünkü oyunu. Ben şurada görüyorum. Şimdi solda bak silah çatışma varken hani muhtemelen okları atma falan sayısı var üst üste falan gibi hissediyorum oradan amblemden. Şurada o dediğin. İki kişi aynı anda atıyorsun. Açmak bile ihtiyaç duymuşum. Çünkü burada şey görüyorum ben. Yani hani genelde bu tip skill ağaçlarını arkadaşlar çok iyi bilirsiniz. İşte gizliliğe önem verenler için böyle altta böyle tabii, dünya tabii. iner. Aksiyon önem verenler için böyle bir dünya gider. Burada hani onun olmadığını ben çok net böyle bakınca hani biraz bir tecrübelerden dolayı net bir çok şekilde gördüm. Çok detaylı değil. Demek ki ben şunu anlıyorum. Zaten bu oyun sana böyle bu kadar bir sağ tarafımı eğileyim, sol tarafımı eğileyim şeyi vermiyor. Opsiyonu seçeneği vermiyor. Demek ki çok da o kadar detaylı bir şekilde kendini geliştiremiyorsun. Aha. Bunlar biraz daha böyle minor. Şu var. Aynı yine Spider-Man'de olduğu gibi giydiğin şeyler, kıyafetler sana bir takım evet. özellikler veriyor. Sana şuradan bir şey göstereceğim. Hoşuna gideceğini düşünüyorum. First level craft muhtemelen. Evet. Açamadık. Pardon. Olmadı. Bu şehirde açılmıyor. Bu şehirde sadece bu kıyafetler var. Ama şu küçükten evet. Görürsün. Çok merak ediyorsan Lord eder başka yere gideriz. Oradan o orijinal rakam hani, var. Spider-Man'de komik karakteriyle çizgi roman karakteri gibi gidiyordu ya. Burada da aynen 2 tane 3 tane koymuşlar. Eski hı-hı. Lara'ları daha güzel tekstürlerle oynayabiliyorsun. Tabii ama çok sırıtıyor. Değil mi? Yani bu alanda o eski Lara o mavi kostümüyle falan oynayamıyorsun yani. Anladım. Olmuyor. Anladım. Burada şunu da göstereyim şimdi. Oyunun en zayıf yanlarından bir tanesi arkadaşlar. Silahlar çok az. Hı-hı. Ondan sonra ondan daha önemlisi oyunda çatışma çok az. Hı-hı. Oyunda çatışma yok. Savaş neredeyse yok. Ben ilk çatışmayı oyunun %35'ini bitirdiğimde ilk ciddi çatışmayı
%35'ini bitirdiğimde yani yaklaşık 5. saatte falan ilk gerçek çatışmaya girdim. İlk çatışmaya girdiğimde şu handgun'la rifle elimde vardı. Ve ben bunları sonuna kadar max yap. Bak bir tane bile kurşun sıkmadan bu iki silahı ben maksimuma getirmiştim. İkinci oyunda çok fazla çatışma vardı. Üçüncü oyunda o kadar çatışma yapmayalım derken ipin ucunu kaçırmışlar. Bu sefer de savaş hiç yok şey oyunda. Hiçbir şey. Yani devamlı tırmanıyorsun. Devamlı tırmanıyorsun. Bir süre sonra ya yeter şurada iki tane adam çıksın da biraz bir aksiyon olsun diyorsun. Yani 5. saatte ilk tabanca kullanılır mı abi bir oyunda? Oraya biraz sonra o zaman geleceğim. Bunu bir yere park edelim abi tamam. Şimdi. Okey. Şimdi ben şeyi çok göstermeyeceğim abi. Yani şuraya bir girelim bir bakalım. Çünkü buna girersek... Buna bir challenge'a giriyoruz değil mi şu an? Challenge'ı çözmeye çalışırsak... Evet. Vaktimiz gider diyorsun. Gider yani olmaz o iş. Zaten şunu görüyorum. Zaten neredeyse bir 10 dakika yemişizdir şimdi. Şunu görüyorum. Sen şeyi kapattığın için... evet. Linkleri aslında... bize bir şey göstermedi ama göstermedi. Sen buraya belli ki 20 sinarjan yakaladın. Şu önemli ne? Bundan ilerisini görmedim. Bu hinti, o zaman şimdi güzel şeyler yaşayacağız. Hinti kapattığın için nereye atlayacağını bilmediğinden dolayı aşağı düştüğün sık sık oluyor mu? Hani bizim, çok sık olmuyor. Ha, bizim son zamanlarda eleştirdiğimiz şey var ya, artık ben bakmadan bile basıyorum, her yere çıkıyorum, tırmanıyorum. Biraz gameplay'e girmiş olduk arkadaşlar evet. Ama bunu hissediyor musun yani şey tarafından? Abi şöyle, çok sık olmadı. Neden sık olmadı? Her ne kadar bunları göstermiyor olsa da biz senelerdir bu oyunları oynadığımız için bir Tomb Raider olsun, Uncharted olsun, nereden gideceğini anlıyorsun. Böyle düştüğüm, ablam buradan nereye gideceğim acaba dediğim oldu mu oldu. Ama öyle çok değil. Anladım. Yine de göstermemesi hoş. Tabii. Hoş yani. Yani bir şey zorluk var en nihayetinde. Evet. Acaba göstermemiş olması benim hoşuma gitti. İyi yapmışlar onu. Şimdi burada arkadaşlar büyük bir bulmacaya girdik. Bu bulmacayı çözecek bakalım inşallah Murat. Aa. Ama tabi bunu sen göremeyeceğiz. Sadece nereye kadar gidebiliyoruz görelim. Ben de dediğim gibi girmedim buraya. Mesela şimdi buradan burada bence aşağı, biraz aşağı ineceksin. Aşağı ineceğiz. Bunlar zaten ilk Tomb Raider yani bu yeni üçlemede de olan şeyler. Bu garip toprak parçasına böyle gitme falan. Ha mesela burada şimdi şuraya mı atlayacağım, şuraya mı atlayacağım diye düşünüyorsun. Güzel işte bak bu evet. Nispeten iyi. Atlayamadım mesela oldum. Düştüm. Bak güzel. Bak bunu beğendim işte. Bu bizim uzun zamandan beri yaşamadığımız evet. Yani. Yani orası sarı olsaydı oraya gideceğim. Gidecektim herhalde. Yani aksiyon adventure oyunlarında bizim yaşadığımız artık böyle daha otomatize bir oynanıştan aha, biraz çıkmış durumda gibi gözüküyor. Evet. Murat sonunda yolu buldu. Arada da bu böyle tutamadığı oluyor. X'e basıyorsun ama onu istersen skill olarak alıp kapatabiliyorsun onda. İyi bak biraz. Ben kapatmadım ama. Evet. Heyecan olsun arada çıkıyor. Evet, şimdi ne olacak? Yani muhtemelen şuradan karşıya şuradan zıplayacaksın. Aha. Korkma oğlum o kadar. Oğlum Lara bu canımız bizim. Hadi bakalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kamera yaklaşınca şey gördün mü? Kuşağında böyle zincir İpler böyle halka şeklinde falan böyle çok güzel gözüküyor. Bunları bol bol buluyorsun. Burada da işte sana İnka ya da Aztek efsaneleriyle ilgili şeyler anlatıyor işte. Onu geç abi. Ben hiç okumam bir de, yani. Ha, bir de şöyle bir şey var. Şimdi İskandinav'a efendim böyle Yunan'a falan alışığız da İnka'ya bilmem Aztek'e bir de adamların tanrıların ismi var. Kota kota çat pota çat topa falan gibi çok yabancı var. O kadar çok uzağız yabancı ki bayağı bunlar birbirine giriyor bir süre sonra. Şurada bir yer var abi. Evet tamam. Buradan burada kamp save buldum noktası. Aynen o da senin için checkpoint oldu. Bir sürü şeyler çıkıyor gördüğün gibi. Burada kamp noktası evet çıktı. Yalnız sana girdin mi şey olmasın? Ölünce ne? Buradan tekrar kastırmasın seni. Yok bu kamp noktası sadece kendini iyileştirmek ve hızlı fast travel. Hayır ölsen yoksa şimdi ölsen, buradan. Ölsen ona girmişsin girmemişsin bir şey fark etmiyor. İyi tamam güzel. O bıçaklar nereden çıkıyor henüz anlamış değilim baltalar. Yok abi yok öyle bir şey. Aşağı ineceksin aşağı bence. Yani. Tabii. Yalnız bir şey bak mekanın büyüklüğünü hissettin mi sen de? Evet. Mekanın o derinliğini hissettin değil mi? Bu challenge tomblar demişler arkadaşlarımın. Yani mücadele mezarları diyebilir. Höyükleri daha doğrusu. Bir de bunların küçükleri var. Kriptler var. Onlar gerçekten mezar. Onlar böyle 2-3 dakikada, 3-4 dakika sürüyor. Bunlar böyle yine bir 15-20 dakika kafa patlatabiliyorsun.
gerekiyor. Orada yine onu okumadım. Hı-hı. Onları okudukça bu arada o dili de öğreniyorsun daha Hı-hı. fazla. Bu yine 2'de de vardı. Hayda. Evet, şimdi ana mekana geldik. Bunu çözmeyeceğiz. Burada devasa ama, bulmaca var işte. Evet, büyük bir bulmaca var. Bu seferki bulmaca da Işık oyunları. Eski güzel ışık oyunları. Evet. her Tomb Raider'da, Uncharted'da, hemen hemen bütün puzzle olan oyunlarda. Bu muazzam ya. Mutlaka vardı. Yani bu şimdi şeyler, İnkalar optiği çözmüşler. Evet. Şimdi oturup tabii bunu çözmek lazım. Evet. Bunu çözmek bizim kafadan 15-20 dakikamızı alır. Girmeyeceğim ama gerçekten bunları çözmek zevkli. Şimdi ben oraya geleceğim Murat. Burada önemli bir kriter var. Şimdi bu oyunun sen en başına, gerçi bunu belki kritiklerden söyledin ama başına söyledim diye soruyorum. Şimdi dedin ki, bu arada oynamadın, odaklanmadın. Dur bak lan. Bir şey soruyorum sana. Sen bir heyecan yaptın buna söyleyeceğim tamam. diye. Evet. Dedin ki ya abi dedim, bu oyunun %35'inde ancak aksiyon oldu. %65'ini ben böyle hoplayarak zıplayarak geçirmedim. Şimdi %35'inde ilk aksiyon oldu. Yani ancak %35'ini bitirmiştim oyunun. Hı. İlk aksiyon oldu. Ya ilk demeyeyim de ilk ciddi aksiyon tamam. oldu. Yoksa birilerine birkaç ok attığım olmuştu. Ama yani şu çok net. Oyunun aksiyon oyunu değil. Yok gibi bir şey yani neredeyse değil mi? Evet, az. Evet. Zayıf demeyelim, az diyelim. Onu sonra konuşuruz. Az. Şimdi genelde böyle bu tip büyük puzzle'ların olduğu yerler hani şey yaparsın. Çok böyle aksiyon takoda 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 onu öldürürsün, bunu kesersin falan. Böyle bir puzzle ekranına girersin, dersin ki oh be dersin, şimdi adamı öldürmeyeceğim de biraz daha akrobasi hareketleri, biraz daha kafamı kullanarak bu işi çözeceğim dersin. Böyle mental olarak da dinlenirsin bunları yaparken bu alanda. Bu arada birazcık oyuncunun böyle dinlenme alanı gibidir burası. Şu çok önemli. Şimdi bu tip şeylere gelince heyecanlanırsın normalde aksiyondan çıktıktan sonra. Oh be dersin, iyi bir yere geldik. Ama burada zaten çoğunlukla aksiyon olmadığı için ve akrobisi ve platform yaptığın için buraya gelince sana buranın bu cazibesi pek kalmıyor gibi hissediyorum Tam ben. Tam tersi aksiyon gelince oh lan bir şeyler geldi sıkmaya diyorsun. Başladım da değil mi? Evet. Yani. Yani çünkü burası seni rutinden çıkartmıyor. Ben bunu hissettim sen bu anlattıklarından. Yani doğru mu düşünüyorum? Doğru evet. Bu oyunun rutininden seni çok çıkartmıyor. Hı-hı. Bu zaten opsiyonel. Evet tabii opsiyonel. Yani evet. Oyunu bitirmek için bunların hiçbirini yapmanız gerekmiyor. Hı-hı. Ama dediğin doğru. Çok yoğun bir çatışma olsaydı arada işte tomblara rast gelip abi kafa biraz dinlensin buradaki puzzle'ı çözmeye çalışayım daha zevkli olurdu. Evet. Zaten adamların en büyük sıkıntısı bu oyunlardan bu oyunda bu dengeyi tutturamamışlar. Evet. Kombat dengesini, silahları upgrade'i yani her yer upgrade materyal dolu. Hı-hı. Devamlı upgrade materyal oluyorsun. O kadar upgrade edecek bir şey yok. Dükkanlardan silah falan satın alınıyor da almanın bir anlamı da çok fazla yok. Zaten topluyorsun. Zaten topluyorsun. Orada sıkıntı yaşamışlar. Okay. Tamam. Şimdi ben şuradan bir çıkıyorum ve başka bir yere load etmiştim. Hı hı. Biraz da aksiyon göstereyim. Kapatalım. Evet, şimdi hikaye bazı şeyinde hikaye nedeniyle karanlıktayız. Evet. Oyunda zaten gece gündüz döngüsü yok. Hı hı. Bölüm bölüm. Bölüm bölüm. Şimdi burada çok güzel bir bizim şeyimiz var. Sevdiğim. Hı hı. Böyle fear diye bir şey var. Bunu fear okunu yapıyorsun. Hı hı. Yerden böyle kurbağa murbağa toplayıp. Ondan sonra bunlar kafayı yiyor. Ha, bu aslında zehir aslında baktığın zehir zaman. Zehir gibi bir şey ona vurdu. Biraz daha kıssana sesini şey. Ondan sonra herif ölüyor. Şöyle güzel bir şeyimiz var. Yeni gelenlerden bir tanesi. Alıyoruz bunu. Hop. Salamura edip bağlıyoruz tepede. Çok Batman var gördüm. Bir şekilde. Yerden de toplayalım. Burası çok kolay oldu şimdi sen bu skill'i açtığın için. Skill'i mi açtın aslında? O bir skill miydi şeyi? Skill. Yani o hikaye esnasında onu hikaye esnasında mı bir yerde veriyor hikayede galiba. Şu anda elimde şey yok. Sadece ok var. Yaz bu diğer arada silahlar bir şey yok değinmek istiyorum. Gece kısmı hakikaten gece gibi olmuş. Bu arada bir saniye. Bak hemen gizlendik. Evet. Şimdi o sarı anlamı şudur. Bu adamı kimse görmeden alabilirsin demek. Ha. Bunu, ama bak bunu biraz kolaylaştırmış durumda mesela bunu, değil mi? Bunu vurdu, şey yaptığında kimsenin görüş alanında değil anlamına geliyor. Şimdi şurada bir yerde bir çamur var. Aha. O çamura bulandığında da Rambo gibi duvarlara yapışabiliyorsun. Bir yerlerde vardı şurada ama herhalde çıkacak. Şimdi bakalım. Orada bir tane adam var. Şurada zaten zavallım tek başına duruyor. Beni avla diye bekliyor. Avla diye bir bekliyor. O da gitti. Bunu bozduğun zaman buraya biri gelecek. Evet. Ondan sonra hemen bir yere gireyim ben.
şöyle. Sen bu oyunu bu kadar hard'da oynamana rağmen bayağı cesaretli oynuyorsun. Demek ki ben şunu anlıyorum. Senin pek bu oyunda seni öldürebileceklerinden korkmuyorsun. Yani oynama tarzından... Çok fazla korkmuyorum. Şu işi çok kolaylaştırıyor. Yani adamın seni birisine aldığında onun başkası görecek mi görmeyecek mi? O bayağı işi kolaylaştırıyor. Şuradan bir şeye çıkayım ben. Vay matak. Ondan sonra aşağı gelen var mı? Var, şurada solda birisi var. Yani bak sağda ona da bir şeyi çakalım. Korku oku. Korku okunu. O da o öbürünü götürecek zaten. Şimdi. Heh, o ikisi gitti. Şimdi duyan gelecek, duyan gelecek buraya. Sen böyle böyle çakacaksın Meyit'e muhtemelen. Yani, o da geldi bak. O tek başına geldi. Bir tane de yandan geliyor ama galiba. Sağdan gelen var mı? Bir tane ışık görüyorum sanki orada. Sanki geliyordu ama vazgeçti. Yok, yok. Çünkü eğer bu kimse gelmezse bunu da avlayacağım ben. Bu ama ben. Şey ya, bu bozmuş işi Murat. Şu an bende bütün büyüsü kaçtı. Ha geldi. Ha geldi. Hemen bir tane şey yapayım. O var mı zaten? Hop. Gel bakayım canım. Dur. Lan tutturamadık. Tamam, o da gitti. O da onu alacak şimdi. Nereye gitti öbürü? Görür elbet. Öbürü zaten gitmiş miydi acaba? Bir yer orada bir yerlerde ama o. Ha bak şu şeyleri alınca. Işte. Ha, bunu alınca. Zehir mi yapıyorsun? 3-5 tane alınca o zehiri yapıyorsun. Aha dikkat. Şuraya zıpla. Bu artık tek kaldı galiba zaten. Evet evet. O bir tane geliyor yalnız orada. Aha. Ha yakalandık. Kazmayla aldım herifi. Girdim tekrar sindim. Bir kişi kaldı galiba zaten. Ben bunların hepsini almak zorunda değilim bu arada. Tabii tabii. Yani geçip gidersin istersen. Gidebilirim. Hatta o gidecek. Aa, pardon. Pardon abi. Şey hiç açılmadı mı ya da? Ha ben şu yavaşlamayı... Aha birisi bombayı çaktı yavaşlamayı sana. Yavaşlamayı yapayım. Birisi daha varmış demek. Ya bir söyleyeyim mi? Bayağı oyun karanlık şu an. Yani ben de şey koordinasyonumu kaybettim. Biraz da bu galiba tansiyon düştü. Televizyondan dolayı şu anda şey karanlık biraz. Açabiliriz yani. Televizyonun brightness'ını açabiliriz. Ben oynadığımda evde bu kadar karanlık değildi. Burada Elif. Elif'e bak lan, orada yakında bomba atıyor geri. Kaza kurşuna gitmeyelim mi? Murat bayağı alacaklar ha seni. Sağda Elif var. Gitti gitti. Ha yok, gitmemiş. Yaşam, yaşıyor Elif. Gitti mi? Gitti gitti. Lan aha. Gitmemiş Elif. Şöyle yuvarlana yuvarlana gideyim. Yalnız bu kadar aksiyona rağmen öldüremediler seni, o şaşırtıcı. Zaten bu alandan geçince onlar oraya gelemeyecek. Hemen bir tane daha çekeyim. Burada altta ben bir böyle bir ibareler gördüm. Böyle sen bir şey böyle çakınca altta böyle göz möz işareti falan var. Bu işte şu. Bir sizin konuşması konusu, anlatayım. Nedir acaba o? Bu işte zamanı yavaşlatma. Kalkan şey veriyorsun, kendini iyileştirme. Bir de Y ile de hayvanatı görüyorsun şeyde. Ekranda. Ha, peki onun alttaki o 24-21 gibi rakamlar? Onlarda kaç tane kaldı elinde? Ha sen bayağı ordu gibi şey yapmışsın kendine. Ama bir health yaptığında 15 tane, 13 tanesiyle gidiyor. Ha tamam, o tek değil yani. Evet. Tek yalnız şurada bak yine bir ambiyans falan muazzam. Onu tekrar altı çizmek lazım. Şimdi çok burada etkiliyor. Farklı bir aksiyona gireceğiz. Sonra zaten bırakacağım. Ama burayı sana göstermek istiyorum.
Peki. Şimdi zaman zaman oyun kamerayı kilitliyor. Çok başarılı. Kamerayı kilitliyor ve sadece işte arkasından görüyorsun ve bir şeylerden kaçmaya çalışıyorsun. Tabii o helikopter nasıl seni vuramıyor o ayrı bir konu. Burada ama, ölebiliyor musun? Ölebiliyorsun. Öldüm. Kazıklar giriyor. Düştüğün her yerde kazık var burada. Muhakkak yapacağım ama şaşmaz. Bir Tomb Raider gerçeği. Yani nereye düşersen de şu kazık çıkıyor. Ama şu aksiyon sahnesi çok adrenalin yüksek Murat. Yani arada mesela Uncharted'da falan şeyler şuna vardır ya. Şuna gelecektim ben de. Böyle tatlı QTE'lerin işte olduğu. Arada sırada çok seni bir kovalamacaya sokar, evet, bilmem evet ne yapar falan. Bunlar da öyle bir şey yapmaya çalışmışlar ama bunlar da çok az bir yandan da. Yani az, çok sık karşımıza çıkan sahneler değil bunlar. Yani iki kere, üç kere falan oluyor. Aha nereden gidiyor? Bak. Of! Yani bak mavi çıktı, evet, gördün mü? Gördüm ha. Tatlı bir heyecan yaşıyorsun sen de topuyla evet beraber. Onu kapatabiliyorsun ama istersen. Öyle değil mi sen? Skill alıyor musun ya? Bak yansıyorum bayağı şey böyle hani Hollywood filmi gibi olmuş burası. Evet, evet güzel. Yani tatlı. Buraları güzel yapmışlar. Çık bakayım. Aha. Yapma. Lara. Lara. Bak şimdi. Evet. Ya burada böyle sapıtıyor değil mi şimdi? Yani Berserk moduna geçiyor. Lara Croft'un gençlikten manyaklığa geçtiği an arkadaşlar. Büyüdü. Büyüdüğü an yani. Baksana soğukkanlı bir katil dalsıyla. İlk oyunda bunun... Aha. Baksana abi. Direkt ilk oyunda ilk adamı öldürmek için nasıl böyle ağlamış, devletlemiş falan. Evet, evet. Burada diyorsun tamam olmuş bu artık. Aha. Olmuş. Çık çık. Lan. Bunlar da hala bakınıyor yalnız. Ne yapıyorsunuz lan siz? Vuramazsınız oğlum beni. Şşş. Deli misiniz lan? Oo. Oğlum direkt hardcore şu an oyun. Şu anda direkt hardcore şey oynuyorsun aksiyon. Direkt Rambo'ya bağladı. Tatlı bir Gears of War esintisi yani var yani burada Murat. Ne diyorsunuz oğlum siz? Hemen şunları patlat. Adamı deli etmeyin lan, bir daha gelmeyin lan önüme. Şerefsizler. Dur bir de şöyle yapayım. İyice. O bombayı sen mi attın ha? Attı lan. Vallahi attı. Ulan bir vuramadık herifi. Patlayacak mı? Her bana yer patlıyor zaten. Herifim biri bayağı bağırıyor. Siz beni kızdırmayacaktınız. Helikopter melikopter ak getire. Hiçbir şey yapamazsınız. Burası beni etkiledi açık konuşayım Murat. Etkiledi mi? Etkiledi. Ama oyunda böyle başka bir yer yok onu söyleyeyim. Tek sahne burası yani. Hani gerçekten ulan ne adam öldürdük ya da ne çatışmaya girdik dediğin çok az sahne var. Spoiler vermeyeyim başka bir yer daha var ama çok az yani. Yok gibi bir şey. Tamam burada artık şey yapmayacağım. Devam etmeyeceğim. Son final konuşmamıza şimdi geçelim. Genel değerlendirme. Şunu diyeceğim yalnız bir. Yani bu Lara'nın bir sevişmesi lazım abi. Yok abi bu kadar sinir, bu kadar stres, bu kadar depresyon olmaz ya. Kafayı tırlatmış abi kızcağız. Yani oyunun başından beri böyle bir şey var, tam böyle bir sinir var kızın üzerinde. Böyle bir öfke var, ona çatıyor, buna atar yapıyor. Evde kalmış kadın sen arada diyorsun, da böyle şey yapıyor, böyle kendi içine çekiliyor, hüzünleniyor, böyle garip garip bakıyor falan. Diyorsun tırlatmış abi. Hele o ben o sudan öyle çıktıktan sonra dedim bunun bir sevişmesi lazım bunun yani. Bu böyle olmaz, bizim bildiğimiz Lara böyle değil yani. Evet, oyunun süresi de işte ben 9 taneden 5 tanesini bitirdim Tomb'ların. 12 saat, 13 saat, 14 saat falan öyle bir şey sürdü.
Hikayesi çok güzel değil. Hikayesini ben çok şey yapmadım. Çok çekmedi beni. Yani sanki bu üçlemenin sonuna gelecek hikaye değildi bu. Çok böyle toparlayacağız, bir noktaya bağlayacağız derken biraz içine etmişler yani. Koskoca işte o Trinity, Trinity her yerde parmakları var, kolları uzun, orada bir şey operasyonu var, burada bir operasyonu var. Bir halt değilmiş yani. Öyle bir noktaya getirmişler en sonunda. Onu çok beğenmedim. Oyunun dengesi yok. Combat ve explore dengesini şöyle yapmışlar. Eskiden böyleydi ikinci oyunda. Evet. Tam tersini yapmışlar. Bir ortayı bir tutturamadılar yani. Bir ilk oyunda vardı. Evet. O dengeyi bir türlü adamlar şey yapamadı. Güzel fikirler var. Seni etrafı gezdirmek için bir sürü şeyler serpiştirmişler ama o seni çok motive etmiyor oraları gezmek için. Yani son şöyle diyeyim. Biraz ucuzlasın. Yani biraz ucuzlasın derken bir sene falan bekleyin bence. Bu böyle bir 3'te 1 fiyatına, yarı fiyatına. Gerçekten şu anda bunu oynamasalar, çok oynamazsınız. Çok büyük bir şey kaybetmezsiniz bana sorarsanız. Yani her iki oyun fiyatları böyle almış başını gitmişken şu anda Red Dead Redemption geliyorken buna o fiyat para erimek lazım. Para vermez. Verilmez yani. Yani burada bir tek şey var. Şimdi bu bir kendine nevi şahsına münasır oyunlardan bir tanesi. Yani şimdi bunun gibisini Uncharted bak işte Uncharted var. Yani. İki tane şey var. Bu türü var. Yani bunun lideri. Tamam başkaları var da hani ama action adventure'ın zaman bunlar bayrağı. Tırmanmalı evet, falan tamam. Diyelim. O yüzden ben şuradayım. Yani büyük bir açlığın var. Şimdi en babası da Uncharted'ı 2 sene oldu mu oynayalım? İşte şey çıktı. Kayıp miras çıktı geçen sene. Yani, evet o da hani biraz böyle DLC'si. Bir şey geliyor şimdi, Last of Us geliyor, hadi o da bunun gibi biraz daha diyelim, nebze bir nebze olsun. Çok bunun gibi değil. Evet ama. Yani hani bu nadir türlerden bir tanesi, hani o yüzden... Çok seviyorsan orijin, o başka. Evet yani bu çok bir orijin, yani kendi içinde dinamikler olan. Tabii ki hani ilk oyundan sonra hep kıyaslıyorsun eskilerini, yani bu yeni çıkanlarla eskiyi. Geride mi ileride mi bilemiyorum, ben tabii ki bunu sen gösterdiğin kadar. Yok ileride değil, ilk oyundan da... Yani ilk oyunda o koyduklarını ikinci oyunda devam ettiler. Üçüncü oyunda biraz daha onun dengesini değiştirerek yine devam etmişler. Beni burada tek rahatsız eden konu, yani evet rahatsız eden şey var, daha major rahatsız eden konu. Abi şimdi Tomb Raider'ı yani Lara Croft'u oynayan insanlar bunun hem puzzle'ı hem aksiyon için oynuyorsun. Tamam mı? Çok güzel gördüğüm kadarıyla hayvan gibi kafa patlattıkları tomblar var. Evet. Ama o tombları sen opsiyonel yapıyorsun. Evet. Ne kadar ya, ne kadar çok yanlış bir seçim bence şöyle, bu yani. Şöyle onların sonundaki zımbırtıya eriştiğinde sana skill açıyor. Skill veriyor. Ama oyunun challenge'ında öyle bir skill yok. Yani oyun o kadar seni skill almak için gösteren gibi itmiyor. Yani ben ulan şimdi oyunda daha güçlenim falan. Onu öyle bir hissiyat yok. Şey beni benden aldı açıkçası yani. Bak oyunun başına falan çok umutluydum. Güzel gidiyordu her şey ama o aksiyon kısmında kim nerede diye böyle bir sarılar, kırmızılar diye açtın ya. Abi bitti bende yani. Şundan dolayı zihni şey anlam konumlandıramıyorum. Şimdi sen oyuna diyorsun ki tırmanacak yerleri gösterme diyorsun. Kombatta bilmem ne olmasın diyorsun. Ama bu yaptığın daha kötü bir şey. Yani o yaptıkların hepsini bu siliyor. Evet. Çünkü bu oyunda iki tane ölebileceğin ihtimal var. Biri ya birileri seni vuracak ya da düşeceksin. Evet. Diyorsun ki düşmede sıkıntı yok artık var yani sıkıntın var diyorsun. Çünkü şeyi kapatıyorsun, hinti kapatıyorsun. Evet. Gideceğin yeri göremiyorsun. Aksiyonla regeneration'ı bilmem neyi kapatıyorsun. Ama abi zaten sen en önemli şey kim nerede beni nasıl görür orada kabak gibi gösteriyorsun. Evet, evet. Yani kombat esnasında ben şimdi biraz tabii hızlı oynadım. Hı-hı. Yoksa biraz daha beklediğimde oradaki her şeyi ben gizli bir şekilde aldım bunu giderken. Evet. Çok kolaylaşıyor. Yani kimseyle hızlı çatışmaya girmek gerekmiyor. Hı-hı. Mutlaka herifin anlıyorsun. Bir an bir sar oldu mu hemen yapıştırıyorsun işte. Yapıştırınca ölüyor yani. Ama bu sevimsiz işte yani evet, şu yüzden. Tabii kolaylaştırıyor. Çünkü bir de az çatışma var. Bir, yani tahmin ediyorsun yani şimdi şöyle ki platform kısmına tahmin etme ihtimalini yoğunlaştırıyorlar hintleri kapatınca. Hı-hı. Oraya mı zıplasam buraya mı zıplasam şöyle yapsam. Aksiyona geçiyorsun tahmin ihtimalin kalmıyor. Açıyorsun sarıları alıyorsun ilk başta. Hı-hı. Hoş değil yani bu. Yani hı-hı. Bir de şey değil ki bu sen söyle neydi bizim yani... Splinter Cell değilsin hani bu kadar böyle gadgetlar kullanmıyorsun hani o seni görecek mi işte ne bileyim karanlıkta görüş açıları gözlükleri falan. Şimdi oyunda bir karanlık öğesi var gösterdiğin aksiyon sahnelerinde. Abicim sen o sarı ve kırmızı herifler nerede parlıyorlar karanlığın bir ispesi kalmadı bende. Evet.
Yani korku kalmıyor, daha fazla cesaretlendiriyor oyuncuyu. O bence çok böyle bayat olmuş. Yani benim ağzına kötü bir tat bıraktı, açık konuşayım. Bir de zaten kombat olmadığı için çok da aslında bir etkisi olmuyor. Aynen yani. Öyle. Bu Trinity dışında bir başka düşmanlar daha var. Onlar daha akılsız tipler. Orada hiç böyle şeyler yok zaten. Gizlilik mizlik yok. Onda Horde tarzı bir peki çatışma. Şey, bu bir göstermedin ama hani ben bunun ilk izlemini okurken daha önceden şey vardı. Kabileler senden bir takım böyle görevler veriyorlar, şunları yaparsan sana bunu vereceğim falan. Yan görevler var, evet. O şehrin içerisinde 11 tane görev var galiba yan. Ama öyle çok bir lezzetli görevler ya, değiller ödülü yok yani. Ya, havuç yok onun. Öyle bir çok, havuç. Evet, çok böyle yapayım da güçleneyim ya da yapayım da biraz daha oyunun süresini uzatayım dedirtmedi bana açıkçası. Anladım. Biraz yazık olmuş. Evet. Belki biraz daha üzerine düşünüp bu sene değil de gelecek sene çıkartıp biraz oyunun mekaniklerine yeni bir şeyler ekleyip bu çatışma explore seviyesine biraz daha düzenleyip yapsalarmış yani çok lezzetli bir oyun olurmuş. Ama işte o tutturamadıklarından dolayı devamlı tırman, devamlı suyun altından git, bir süre sonra senin kafan da karışıyor zaten. Oraya tırmanıyorsun, buraya tırmanıyorsun. Hep aynı şeyleri yapıyorsun. Yani oradan oraya attı, oraya tuttun. Arada elin kaysın, zıpla bilmem ne. Çok çatışma olunca da bu sefer oyunun ruhu kaçıyordu. Evet. Arayı tutturamadılar arkadaşlar. Yani bir fırsat kaçmış Tomb Raider açısından. Dediğim gibi ucuzladığı zaman ama kaliteli oyun. Ucuzladığı zaman hikayesinde oynadıysanız alıp bitirirsiniz. Bence şu mevsimde Red Dead Redemption gelirken, işte Battlefield gelirken vesaire gelirken şu an için bence ayırmaya gerek yok. Evet, senin fikrin mi açıp sende? Evet, 14.000'de altının varmış. Harcayacak yer yok. Evet, yer yok. Yani. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.